Selam dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün AMD'nin yeni çıkarmış olduğu ekran kartı teknolojisi olan FSR teknolojisini inceleyeceğiz. FSR teknolojisi nedir? Fidelity FX Super Resolution, yani yeniden ölçeklendirilmiş, tıpkı Nvidia'daki DLSS teknolojisi gibi oyunlarda yeniden ölçeklendirilmiş görüntü demek. Bu teknolojinin faydası tabii ki Nvidia'da olduğu gibi yüksek FPS değerleri almak için. Duman üstünde sıcak bir teknoloji olduğu için performansı şu an için iyi midir, kötü müdür demek yanlış olur kesinlikle. Ve Nvidia ile de kıyaslamak çok doğru olmaz. Çünkü Nvidia birçok güncelleme aldı DLSS teknolojisi üzerine. Ama AMD'nin teknolojisi halihazırda yeni çıkan bir teknoloji. Bu teknolojinin çalışma mantığı aslında DLSS teknolojinin çalışma mantığına çok yakın. Oynamış olduğumuz oyunun çözünürlüğünü yeniden ölçeklendirip düşürüyor. Sonradan tekrardan ölçeklendirip yüksek çözünürlükte ekrana yansıtıyor. Tabii teknolojinin sahip olduğu modlar var. Bu modlarda da oynamalar yaptığımızda grafikten biraz ödün vererek FPS'imizi çok yüksek seviyelere çıkarttığını söylüyor AMD. Birazdan zaten canlı oyun testlerine de bakacağız. Bakalım FPS konusunda AMD'nin söylemiş olduğu 2,5 katlık FPS'i bize sağlayacak mı? Yine de Nvidia'nın DLSS teknolojisiyle şöyle bir kıyaslama yaparsak İki noktayla kıyaslamak istedim. Desteklediği oyunlar ve desteklediği donanımlar. Desteklediği oyunlara baktığımızda çok aslında bildiğimiz güzel oyunlar olmadığını görmekteyiz. Godfall var, Terminator Resistance var, Rift Breaker var. Test işlemini zaten ben Rift Breaker ile gerçekleştirdim. King's Hunt var. Birçok oyun burada arkadaşlar demo. Bu arada bilginiz olsun. Birkaç tanesi de tam sürüm. Ama ilerleyen zamanda gelecek oyunların da burada listelendiğini görmekteyim. Ve işlerinde dikkatimi çeken tabii ki Far Cry 6 oldu. Far Cry 6'ya gelmesi gerçekten çok güzel olmuş. Dota 2 var içerisinde. Zamanla gelen güncellemelerle bu oyun listesi tabii ki kabaracaktır. Nvidia'da ilk çıktığında birkaç tane oyunla destekleniyordu DLSS teknolojisi. Ama zamanla güncelleme alarak oyun yelpazesini bayağı bir genişletti Nvidia. Bu konuda şu an için Nvidia'ya AMD kesinlikle rakip değil. Desteklediği donanımlara baktığımızda, ekran kartlarına baktığımızda işte asıl çalımı AMD burada atıyor Nvidia'ya. Mobil GPU'lardan tutun da eski RX 480'li 500'lü ekran kartlarına kadar, hatta rakibi olan Nvidia'nın da ekran kartlarını destekliyor. GTX olsun, RTX olsun ekran kartlarını desteklediğini görmekteyiz. Adamlar kendi ekran kartlarını geçtik. Artık karşıdaki rakibin ekran kartlarını da destekleyen bir ekran kartı teknolojisi çıkarmışlar. Bu konuda gerçekten oyunculara hitap eden bir teknoloji olmuş durumda. Biz de birazdan testimizi AMD Ryzen 3200G'li bir APU sistemle gerçekleştireceğiz. Bakalım FPS değerlerimizi ikiye katlayacak mı? Şimdi isterseniz oyun testimize geçelim. Novak, please report. Houston, this is Ashley. Reporting Rift Jump successful. Roger that. Begin field base setup. Rift Breaker oyununu tercih ettik. Rift Breaker oyunu şu an demo Steam üzerinde ücretsiz olarak yayınlanmakta. Yakın bir zamanda ise tam sürümü piyasaya çıkacak. Gayet güzel ve keyifli bir oyun. Sizlere de tavsiye ederim. Şu an AMD'nin FSR teknolojisi aktif değil. 47 FPS almaktayız şu an. Ve sistemimizde şu an AMD'nin APU işlemcilerinden biri olan AMD Ryzen 3200G bulunmakta. Ayrıca 16 GB'lık 3200 MHz hıza sahip RAM'lerimiz sistem içerisinde bulunmakta. 48, 47, 44 FPS'lerde 32 FPS'ye kadar şu an düştü. FPS değerlerini tam anlamıyla alabilmek için farklı şöyle konumlara geçelim ki oluşacak hareketlenmelerde FPS düşüşlerini de hep beraber görelim. Hatta şöyle silahlarımızı da kullanalım. FPS etkisini hep beraber bir görelim. Yine 38-39 FPS'lerde dolaşmakta. Şunları bir halledelim, önce keselim. Şuradan karbonyum madenini alabiliyoruz şu şekilde. Gördüğünüz gibi FPS hemen hemen gözde görülür. Ortalama bir FPS değerimiz 38-39 civarlarında. Şimdi ayarlar kısmına gelip FSR teknolojisini bir aktifleştirelim. Bakalım etkisi ne kadar olacak. Şu an off modda 4 farklı moda sahip. Performans, balance modu, quality ve ultra quality. En iyi performansı alabilmemiz için tabii ki performans moduna almamız gerekiyor. Şu an 59-58 FPS, 60-65 FPS, 66 FPS'lere, 70 FPS'leri gördük şu an. 74 FPS'leri ve gittikçe yükseliyor arkadaşlar. Gerçekten FSR teknolojisi ikiye katlamış durumda şu an FPS'imizi. 38 FPS'lerden 74-75 FPS'ler kadar
yükseldik. Muazzam, gerçekten çok güzel bir şekilde performans bize sağlıyor. FPS konusunda kesinlikle APU sistem bir işlemcide dahi yüksek derecede FPS'leri görebiliyoruz. Bu tabii ki harici ekran kartında daha yüksek performansları göreceğimiz anlamına geliyor. Örneğin bir RX 570'imiz varsa daha yüksek performans alacağızdır. Şu an APU işlemcide dahi bu şekilde yüksek derecede bir performans alabiliyorsak diğer kartlarda gerçekten daha yüksek performansları, FPS'leri alacağız. Görüntü olarak ise arkadaşlar, görüntüde bariz bir şekilde tabii ki düşüşler var şu an. Yani grafiksel olarak çözünürlüklerde düşmeler olduğunu ben şu an görmekteyim. Birazdan da bir balans moduna alalım. Bakalım farklılık olacak mı yine grafikte. Şu yavruları bir keselim. O arkadaşlar geldi. Neyse, onları da hallettik. Şimdi şöyle bir sessiz bir yere geçelim. Buradan tekrar ayarlara girip balans modunu alalım arkadaşlar. Balans modunda ne gibi değişiklikler olacak? Grafik olarak bir tık üste çıktı diyebilirim rahatlıkla. FPS olarak ise 67, 68, 69 yine 70 FPS'lerde dolaşmaktayız. FPS olarak ise yine çok fazla aslında ödün vermemiş gibi. Ortam biraz karanlık olmaya başladı. Bunun da etkisi olabilir, FPS etkisi. Nvidia tarafındaki DLSS teknolojisinden kullanım olarak daha iyi. Geçmiş ekran kartlarını da desteklemesi kullanıcılar bakımından daha geniş bir yelpazeye hitap edeceğini gösteriyor. Hatta Nvidia tarafındaki kartları da destekleyecek. Ama RTX'teki DLSS teknolojisi sadece RTX 2060'tan sonraki ekran kartlarını desteklemekte. O yönden Nvidia tarafında bir dezavantaj var. AMD tarafında ise birçok ekran kartını desteklemesi, geçmiş ekran kartlarını desteklemesi, rakibi Nvidia'daki ekran kartlarını desteklemesi tabii ki AMD'ye artı avantaj. 100 FPS'lere kadar gördük. Kesinlikle muazzam bir şekilde FSR teknolojisini şu anda kullanıyoruz. Diğer oyunlarda da bu şekilde yüksek derecede performans vereceğinden eminim. Zaten AMD'nin kendi sitesi üzerinde de oyunlarda vermiş olduğu performanslar da ayrı ayrı listelendirilmiş durumda. 113 FPS'lere kadar gördük. Muazzam gerçekten. Şimdi ayarlarımıza gelip balans moddan quality moda alalım. Görüntü kalitesinde artış olduğu net bir şekilde görünüyor. Ama FPS'de tabii ki düşüş yaşandı. Demin bu ortamda aldığımız FPS 100 FPS'ler civarındaydı. Şu ansa 80-90 civarlarında. Şimdi ayarlarımıza girip tekrardan bu defa en yüksek kaliteyi alalım. Bakalım verdiği FPS değerleri ne olacak? Evet, 83-85 FPS'ler gördüğümüz ortamda şu an görüntüteki kalite artışından dolayı tabii ki FPS'de düşüş yaşandı. Şu an 75-73 FPS'lere kadar düştü ama görüntü olaraksa gerçekten çok kaliteli bir görüntü yakaladık. Akıcılıkta herhangi bir şey yok, herhangi bir takılma yok. 3200G ile rahat bir şekilde oyunumuzu oynayabiliyoruz. Ortalama 70 ila 80 FPS'lerde şu an dolaşmaktayız. Şu an bize de bir görev geldi. Şu an pek görevle ilgilenmiyoruz ama bizim için önemli olan ekranın sonrasındaki FPS değeri. Şurada biraz FPS düşüşü yaşandı. Burada ne var acaba? Bakın bayağı bir FPS düşüşü yaşandı bu bölgede. Evet sevgili dostlar, videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için kanala destek olmak adına kanala abone olabilirsiniz. Ayrıca bu videoyu da beğendiyseniz de bir like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bol FPS ekranlar diliyorum. Hoşça kalın.